Selamun Türkiye'nin siyasal problemleri konusunun bu hafta üçüncüsündeyiz. E, İlk hafta siyasal sistemin dayanmış olduğu esaslar üzerinde durmuştuk. E, siyasal problemler olarak o esasların kendisi bizatihi hem kendisi problem hem de oluşturmuş olduğu siyasal sistem problemdi. Geçen hafta eee Siyasal sistemi e, işlerliğini yürüten yasal mevzuat üzerine, yasalar üzerinde durmuştuk. Bu hafta da inşallah e, hem siyasal sistemin esaslarından olan hem de e, Türkiye'deki siyasal yapının başlıca kullanılma mekanizması olan demokrasi üzerinde ve kısa bir şekilde de Demokrasinin getirmiş olduğu seçim sistemi nasıl bir sistem oluyor? Bunun üzerinde e, durmak istiyorum. allah Teala Bakara Suresi <laughs> 11 ve 12. Ayet-i Kerimelerde buyuruyor ki kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman onlar dediler ki bizler sadece ıslah edicileriz. Hayır diyor e, asıl onlar fiyatlar e, fesat çıkarıcıların ta kendileridir. Aslında bu, bütün, e, siyasi, ideolojik sistemler için, geçerli olan bir şey. Dünyada ne kadar siyasi sistem varsa, ne kadar ideoloji varsa, hepsi, toplumu ıslah etmek, toplumun bozulan düzenini düzeltmek amacıyla, yani o iddiayla, ortaya çıkmıştır. Aslında var olan siyasi sistemlere, alternatif olarak çıkan bu sistemler, var olan siyasi, Sistemler, ideolojiler, yönetim biçimleri, toplumun ihtiyaçlarını gideremedi, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlayamadı, toplum içinde ısl ıslahı sağlayamadı, e, ifsat oldu toplum. Biz onu ıslah edeceğiz diye geldiler. Ülkemizde de aynısı oldu. Bozulan toplum düzenini ya da bozulan e, siyasi idari sistemi düzeltmek için yeni bir sistem getirdiler. Yani onu öne sürdüler aslında. Onu öne sürdüler. Getirilen yasalar mesela bu toplumun bünyesine, inançlarına, kimlik ve kişilik değerlerine tamamen aykırı olan medeni kanunun e, gerekçesine bakarsanız o dönemde aynısını söyler. Toplumun bozulan düzeninden bahseder. O düzeni ıslah etmek için <laughs> bu kanuna ihtiyaç olduğunu söyler. E, askeri darbeler de Türkiye'de öyle yapılmıştır. Ülkemizde öyle yapılmıştır. Her bir askeri darbe Bozulan siyasi düzeni ve toplum düzenini ıslah etmek için, düzeltmek için yapılmıştır. Gösterilen gerekçe budur. Hatta en son 12 Eylül sonrasında yapılan anayasanın giriş kısmında, başlangıç kısmında e, bozulan bir toplumsal düzen e, anlatır, tasvir eder başlangıç kısmında. Ve o düzenin e, yerine getirilmesi için ordunun iktidara el koyduğunu ve bu anayasanın hazırlandığını anayasanın başlangıç kısmında da söyler. <laughs> Peki bütün bunlar ıslah mıdır, fesat mıdır? Ona bakalım. Ayet-i Kerime'de e, ifade buyurulduğu üzere aslında bunların hepsi fesattır. Bir şey Kur'an'a mutabıksa Islah e, ediyordur, muhalifse ifsat ediyordur, fesat çıkarıyordur. Net o netice olarak net olarak bunu bilmemiz gerekiyor. E, çünkü yeryüzünde ee, en ağır şekilde insanların kanlı akıtan, katleden e, yönetim biçimleri, topluluklar da aynı iddiaya sarılıyorlar. En Selim olanlar da aynı iddiaya sarılıyorlar. Demek ki ortada bir yanlışlık var yani. Yanlışlık aslında ilahi iradeye teslim olmamak, iradelerimizi, idarelerimizi ilahi iradenin kontrolünden çıkarmak olduğunu e, biliyor olmamız lazım. Şimdi bu ifsat etmek meselesine niye girdim? Toplumu ıslah ettiğini iddia eden en son ve en genel kabul gören sistem demokrasidir. Demokrasi bir mekanizmadır. İşte bu mekanizma toplumu ıslah etme adına ortaya çıktığı için acaba aslında ıslah mı ediyor, ifsat mı ediyor? Bu konuda net bir şekilde kafamızda e, çizgilerin, hatların belirmiş olması gerekiyor. E, sonra söyleyeceğim bir şeyi, sonra geleceğim bir şeyi baştan bir cümle halinde söyleyeyim. En büyük ifsadı aslında demokrasi derinde mekanizma yapıyor. E, çünkü toplumu ıslah etmek üzere iddiasıyla ortaya çıkarılan demokrasi aslında toplumu korumuyor. Bir noktadan sonra getirilen sistem, yasal sistem, idari sistem, ee, ve insanların zihnine yerleştirilmiş olan anlayışla toplum demokrasiyi korumakla yükümlü hale getiriliyor. Yani bütün toplum demokrasiyi korumak, mekanizmayı korumak zorunda kalıyorsun. Demek ki ortada e, ıslah diye herhangi bir şey yok. <laughs> Demokrasi aslında e, egemenliğin ilahi iradeden alınıp insan iradesine ...verilmesini ifade eden bir mekanizmadır. Ee, egemenliğe dayanır. Egemenlik işin içine girince de kim yönetecek mevzu gündeme gelir. Kim yöneticilik konusunda e, siyaset bilimciler iki ana kategoriye ayrılmışlar bu konuda. İnsanları kim yönetmeli? Yani mevcut e, toplumsal düzen içinde iki gruba ayrılmışlar. Birisi demiş ki insanları aslında toplum içinde seçkin bir kadro... E, ...olmalı, o seçkin kadronlar yetiş e, e, yönetmeli. İşte bunlar filozoflar olabilir, efendi belli bazı uzmanlar olabilir, bilginler olabilir, bilim adamları bir şeyler olabilir. Ama neticede toplumu yönetecek olan belli bir sınıf, belli bir seçkin sınıf olmalı demişler. Bunun e, vardığı nokta aristokrasi olmuş. Bir başka görüşte toplumun tamamı kendi kendini yönetecek yönetmeli yöne diye bir iddia ortaya atmış... Buradan da demokrasi ortaya çıkmış. Demokrasi Yunanca bir kelime. Demos ve Kratos kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuş. Yani demos halk, topluluk yani. Ama aslında halkın aşağı kesimi diye ifade edilen e, fakir halktan bahsediyor. genel halk kitlelerinden bahsediyor. Öbürü de e, yönetim demek. Yönetmek demek. Onların birleşmesinden oluşan bir e, sistem demokrasi. E, <laughs> Demokrasinin varsayımı şu. Herkes yönetime katılır. Ve yönetimin e, işleyişinde, yönetim politikalarının belirlenmesinde ve kullanılmasında herkes eşit oya sahiptir. Herkes e, aynı e, yetkiyi haizdir diye bir iddiası var. Aslında demokrasi bu iddiası ile, iddia ile ortaya çıkıyor ama e, göreceğiz ki işleyişte toplumun tamamı kendini yönetecek faaliyeti yürütemeyeceğinden dolayı iç, ileride e, nihayetinde ilk filozofların görüşleri toplum içindeki belli bir seçkin sınıfın ön plana çıkması ama başka türlü bir seçkin oluyor bu. Bu seçkin sınıfın toplumu toplum adına milli irade adı altında çekip çevirmesi, yönetmesi şeklinde bir e, sonuca ulaşıyor. O şekilde bir Duruş gösteriyor. Demokrasinin e, iddiası işte insanların kişisel özgürlüğünü sağlamak, insanlar arasında eşitliği sağlamak, efendim insanların huzur ve refahının mutluluğunu sağlamak, yönetime katı herkesin aynı oranda katılmasını sağlamak, işte e, <laughs> huzur ve güveni sağlayacak mahkemelere, mahkeme sistemlerine, yargı sistemlerine gerekli olan yetki donanımı sağlamak, insanların asli ihtiyaçlarını, yaşama ihtiyaçlarını yürütebilmesi için ihtiyaç duymuş oldukları her neyse onu sağlamak gibi iddiaları var. Teoride, teoride demokrasi böyle bir iddia, iddia ile ortaya çıkıyor. Ama acaba öyle mi değil mi? Bunu bakacağız şimdi. Demokrasinin en önemli hususlarından birisi katılım meselesi. Demokraside e, bir çoğunluk-azınlık ilişkisi vardır. Azınlıklar daima çoğunluğa tabi olurlar ama çoğunluk da azınlığın haklarını koru, koruyacaktır gibi bir iddiada bulunur. Yani çoğunluğun iradesi milli iradeyi temsil ediyor gibi bir anlayışa sahip e, demokrasi. Aslında buradan e, çoğunluğun diktatörlüğüne giden bir e, <laughs> yol çıkıyor. Niye? Çünkü e, çoğunluğu temsil ettiği düşünülen bir ekip aslında toplum içinde gerçek temsil itibariyle azınlık bir halde bulunduğu halde çoğunluğun üzerinde o insanların mekanizmayı değiştiremeyeceği şekilde egemen hale gelebiliyor ve tam bir çoğunluk çoğunluk diktatörlüğü aslında ço çoğunluk diktatör hale gelmiyor da çoğunluğa dayanan Dayandığını söyleyen bir diktatörlük oluşabiliyor. Bununla ilgili e, tarih boyunca e, görülmüş olan monarşi türlerini biraz sonra göreceğiz. Orada biraz daha ayrıntılı bir konuya girmek istiyorum. Ancak demokrasinin bir senaryosu var. Senaryo gereği demokrasi e, de bir e, arka planda bir e, hakim ideoloji olacak. O hakim her şey o hakim ideolojiye göre belirlenecek. E, işleyiş, yürü, e, devlet işlerinin yürümesi, toplumsal hayatın yürümesi o hakim ideolojinin belirlediği çerçeve içinde olacak. Ama senaryo şu, bunun toplumun e, reyleriyle olduğu gösterilecek. Yani sanki bunu toplum belirliyormuş, toplum bu hayatı kendisi oluşturuyormuş, bu mekanizmayı kendisi teşkil ediyormuş gibi bir izlenim uyandırılacak böyle bir senaryo böyle bir mekanizma öngörülecek. Bu senaryoda insanlar arasında hiçbir farklılık mekanizmaya katılım anlamında ya da değer anlamında farklılık gözetilmiyor. Mesela bir cahille alim bir tutulabiliyor. Bir imanlıyla imansız bir tutulabiliyor. Yani hiçbir fark yok. Niye sandık başına gidip bir tane oy vereceksin? O da oy verecek, öbür de oy verecek. Senin bütün vazifen, halkın yani toplumun bütün vazifesi, insanların bütün vazifesi bu. Ve milli irade dediğimiz şey bir oy pusulasından ibaret hale getiriliyor ama o oy pusulasının arka planında, onun ötesinde ee, çok ciddi bir şekilde başka bir mekanizma işliyor. <laughs> Tabi. Ee, Hakimiyet konusunda demokraside e, egemenliğin millete ait olduğu ve milletin bu egemenliği kullanmanda herhangi bir kayıt ve şart altına e, anlamayacağı şeklinde bir iddia var. Acaba bu doğru mudur değil midir? Milletin egemenliği kayıt ve şart altına alınıyor mu alınmıyor mu? E, o konuda az sonra bir şeyler söyleyeceğiz ama. Şunu bilmemiz lazım başlangıçta. Demokraside hiçbir zaman halkın çoğunluğunun bir partiyi, siyasal partiyi destekleyip istidara getirdiği görülmemiştir. Halkın çoğunluğu demek e, nüfusun çoğunluğu demek ya da hadi diyelim seçmen nüfusunun çoğunluğu olsun. Seçmen nüfusunun çoğunluğu demek. Ama hiçbir zaman bu olmamıştır. E, niye olmamıştır? Çünkü seçimlere katılmayanlar vardır yönlendirilenler vardır, kandırılanlar vardır, kerhen seçilenler vardır, başka ne yapayım falancı geleceğine bu gelsin bana daha zulmeder ya da en azından şunlar şunlar yapmaz diyenler vardır. Çeşitli mecburiyetleri öne sürerek oy veren vardır ya da bunu bir e, vatandaşlık borcu, kutsal bir görev olarak arz, e, düşünen ve o şekilde iradesini sandığına yansıtmak isteyenler vardır. E, <laughs> ama genel katılım ee, bütün bu çoğunluk olayı seçime katılanların çoğunluğu şeklinde algılanıyor. Yani seçmen nüfusu 100 olsun, bu seçmen nüfusunun 50'si seçime katılmasın, bu 50'nin e, 20'sini alan bir e, siyasal parti tek başına iktidara gelebiliyor. Ve bu deniyor ki, çoğunluğu e, o 50'nin çoğunluğunu bile alamadığı halde, Diğer oylar bölündüğü için diğer siyasal partiler arasında en fazla oyu o aldı. İşleyişteki mekanizma gereği tek başına iktidara gelebiliyor ve bu demokrasi olmuş oluyor. Çoğunluğun iradesini sandığı yansıdı ve iktidara geldi gibi de sunulabiliyor. İşte demokraside böyle bir e, mekanizma var. Niye böyle var? E, bu niye oluyor? Ondan sonra göreceğiz. Giriş mahiyetinde biraz sonra <laughs> detaylandıracağım konuların. E, temellendiriyorum şu anda. En önemli şey de şu demokrasilerde e, özellikle Müslümanlar için önemli bir şey bu. Bütün beşeri sistemlerde budur. Aynen e, demokraside de budur e, anlayış. Uhrevilik diye bir şey yoktur. Öte dünyaya asıl dünyaya, ahirete hazırlanmak diye bir şey yoktur. Aslında Müslüman bütün yaptığı işi bu dünyada yaptığı her işi gerçek hayata ebedi hayata hazırlık için yapar. Yani buranın e, ektiğini burada ektiğini orada biçeceğini bilir. Oradaki karşılığının yerinin burada hazırladıklarını olduğunu hazırladıkları olduğunu bilir. Ama demokraside böyle bir şey yoktur. Beşeri sistemlerin hepsinde böyledir aslında. Dünyevilik vardır. Bu dünyada ne yaparsan odur. Bunun ötesinde de herhangi bir şey yoktur gibi bir anlayış vardır. Şimdi Demokrasinin mekanizmasına girmeden önce ben siyaset bilimcilerin demokrasi hakkında neler dediklerini şöyle bir araştırayım dedim ve bununla ilgili küçük bazı şeyler tespit ettim küçük cümleler halinde onları size ben sizinle paylaşmak istiyorum okumak istiyorum. Tabi bunlar e, siyaset bilimciler ve uygulayıcılar. Hem siyaset bilimciler demokrasi teorisini geliştirenler var hem de onu e, devletin belli katemelerine geçerek uygulayanlar var bunların içinde. Bunlar ikiye ayrılmışlar aslında. Demokrasiyi iyi bulanlar ve demokrasiyi kötü bulanlar. Önce demokrasiyi iyi bulanlardan bir birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi e, Lord Acton diyor ki gerçek demokratik ilke hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir. Bunları söylerken içinde yaşadığımız sistem içinde e, her birini tek tek ben burada açıkla e, mukayese yaparsam bu iş çok uzar. Ama düşünün mesela sadece bunun hakkında bir şey söyleyeyim. Gerçekten hiç kimse halkın üzerinde bir güce sahip değil mi bu ülkede? Yani demokrasi diyor, bu demokrasi iyi buluyor ama tanınıma getiriyor. Diyor ki demokrat gerçek demokratik ilke hiç kimsenin hiçbir gücün halkın üzerinde bir güce, güce sahip olmaması demektir. Bu ülkede halkın üzerinde ne kadar güçler var onları hepimiz biliyoruz. Yine Karl Popper diyor ki demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi istiyorsanız onu seçebilirsiniz diyor. Alex de Tocqueville bu Fransız demokrasi bireysel özgürlüğün sahasını genişletir, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlar, özgürlük konusunda eşitlik ister. Lyndon Johnson diyor ki, devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir. Schatz Schneider, demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak şekilde liderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikaları için yarıştıkları bir rekabetçi politik sistemdir diye tanımlıyor. John Stuart Mill, toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir. En küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır. Her alandaki katılma toplumun genel gelişme düzeyinin el verdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bunu sağlayacak olan da diyor, demokrasidir diyor. Mustafa Kemal diyor ki demokrasi esasına müstenit hükümetlerde hakimiyet halka halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi hakimiyetin millete ait olduğunu başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle demokrasi prensibi siyasi kuvvetin hakimiyetin menşeine ve meşruiyetine temas etmektedir. Bu sözü söyleyen insan hayatı boyunca bu ülkede tam bir e, otokrat olarak tam bir diktatör olarak ee, hüküm sürmüştür. Ee, bu konu o dönemin rejimine bakarsanız e, öyledir. Zaten Mustafa Kemal'in en yakınındaki isim olan Falih Rıfkı Atay da o meşhur Çankaya isimli kitabında soruyor diyor ki e, Atatürk diktatör, mü, diktatör müydü diyor. Sonra hemen ardından ikinci satırda kendi cevabını kendisi veriyor. Diyor ki rejimine bakarsanız evet. Yani kendi en yakındaki insan bunu söylüyor. Ama burada da bak böyle bir demokrasi tanımı yapmış. Ee, bir başka örnek vereceğim. Ee, demokrasi e, halkın çoğunluğunun kendi kendini yönetimidir diye genel bir e, kanı var. Ee, Bernard Shaw diyor ki demokrasinin birinci görevi her vatandaşı yararlı kılmaktır. Şimdi aslında bunun üzerine biraz durmak lazım. Kısaca duracağım. Demokrasi neymiş? Bir bir sesini, birinci görevi her vatandaşı yararlı kılmak. Aslında böyle yapıyorlar. Her vatandaşı yararlı kılıyorlar. Her vatandaşı bir şekilde sağlıyorlar. Her vatandaştan bir şekilde faydalanıyorlar. Böyle bir mekanizma oluyor. E Noam komski diyor ki eşitlik olmadan demokrasi olmaz. Eşitlik nasıl olacak? Eşitlikte adalet var mıdır? Herkes aynı şeylerle muhatap e olabilir mi? Bunu iyice bir e düşünmek lazım. Eee... Alfred Schmidt diyor ki demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasiyle tedavi edilir. Yani insanı içine sürüklemiş oldukları sarmalı görüyorsunuz değil mi? Yani demokraside hastalık var. Onu e, tedavi etmek için başka bir demokrasi oluşturalım. Onun için yine hastalık olursa biraz daha demokrasi ama onun ardı gelmiyor. Bu Amerikan başkanlarından e, Lincoln diyor şöyle diyor demokrasi halkın halk tarafından halk için idaresidir. Aslında demokrasi teorisinin e, iddia ettiği tanımlamayı Lincoln burada yapmış. E, şu anki Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın e, sözü var. Demokrasi bir tramvaydır. Gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz. Aslında efendim eee <laughs> Aslında bu sözü söylediği zaman e, belediye başkanı olduğu zaman da zannediyorum. Sonra başka bir sözü daha var. Daha sonraları bugünlere yakın bir sözü var. Diyor ki Türkiye demokrasi kültürünü İslam kültürüyle evlendirebilmiştir. Bunlar birlikte yaşayabilirler. Şimdi bu noktada bu noktaya ben demokrasi benim amaçlarıma ulaşmak için hedeflerimi gerçekleştirebilmek için bir araçtır. Oraya kadar giderim sonra iner yoluma bakarım noktasından e, böyle bir e, fikri noktaya gelinmiş. Şimdi tabii demokrasinin lehinde olan bu buna benzer başka görüşler de var. E, ben şimdi demokrasiyi insanların başına insanlığın başına nasıl bir problem açacağını anlatan siyaset bilimcilerin e, görüşlerine biraz daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Çünkü gerçekten demokrasi teorisini geliştiren onlar. Diğerleri biraz daha uygulayıcı. Yani sonradan bulmuşlar, onun üzerine bir ideoloji olarak benimsemişler ve kendi sözlerini söylemişler. Ama aslında demokrasiyi, teorisini oluşturan kişiler daha başkaları. Mesela bunların en önemlilerinden birisi Fransız siyaset bilimci Jean-Jacques Rousseau. Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiçbir zaman var olmadı ve var olmayacaktır diyor. Yani bunun bir demokrasinin insanları uyutan bir ninni olduğunu, bir ütopya olduğunu söylüyor. Kendisi demokrasi teorisi üzerine, yönetim sistemleri üzerine çalışmış olan bir siyaset bilimcidir. Yine Russo hiçbir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir diyor. Demokraside farklı çıkar grupları vardır. Çıkar gruplarının bir yerde ittifakı söz konusudur. O ittifaklarla bir yere gidilir. Bir siyasal parti pek çok ittifak içine girer, girmek zorundadır. Çünkü farklı kesimlerden oy almak zorundadır. iktidara gelebilmek için, o oyu alabilmek için de farklı çıkar gruplarına hizmet etmek, ona yönetimde ya da e, haklarda, ayrıcalıklarda. E, pay vermek zorundadır. Ama Ruso diyor ki hiçbir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir. Bu tehlikeyi biz e, kendimize zaten yakinen yaşadık, yaşıyoruz. Yine Ruso gerçek demok e, gerçek demokrasi var olabilmesi için o kadar insanın toplayacak bir yerin olması gerekirdi. Milyonlarca insanı da bir yerde toplayamıyorsanız temsili demokrasi ile yetinin diyerek temsili demokrasi kuramına başka bir yolun olmadığını belirtmiş oluyor. Bu temsili demokrasi üzerinden biraz sonra götüreceğim işi. Temsili demokrasinin nasıl oldu? Başımıza ne işler açtı? Onu göreceğiz inşallah. Rusun'un en önemli sözlerinden bir tanesi de demokrasiyle ilgili tanımlamalarından bir tanesi de şu ve olayı bundan daha iyi tanımlayan başka bir şey de yok aslında. Diyor ki ilahlardan müteşekkil bir halk olsaydı onlar kendilerini demokrasi ile idare ederlerdi. Bu derece kusursuz bir idare insanlara layık değildir. Burada demek istediği şey şu. Demokrasi o kadar ütopik, o kadar e, teoride kalan, o kadar pratikten uzak bir şeydir ki... ...bunun uygulanabilmesi için bütün insanların ilah mükemmelliğinde olmasın lazım. Bütün insanlar ilah mükemmelliğinde olabilirse ancak o mekanizmaları, o teoriyi kusursuz bir şekilde işletebilirler ama insanlar öyle değil. Yani bunu demek istiyor. Devam ediyoruz başka bir şey. Lord Acton diyor ki demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir. Çoğunluğun tiranlığına nasıl dönüşüyor? Onu biraz sonra göreceğiz inşallah. Alexis de Tocqueville demokrasi ve demokratik devlet kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik var. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demagoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır diyor. Burada tabii kavramların açık saçık tanımlanmaması diye bir şey söz konusu var. Muğlak ifadeler, kaypak ifadeler var demokrasi teorisinde. Demokrasinin kendisi de aslında böyle bir ifade. Halkın kendi kendini yönetmesi nasıl olacak? Halk kendi kendini nasıl yönetebiliyor? Yani mutlaka yönetim bir yere devretmesi gerekiyor. Zaten onu geliştiriyorlar. O aslında bir perde olarak belirtildi. Bu kavram tartışması arasında aradan birileri sığırlıyor ve ne oluyor? ...despotlar oluşuyor. Despotların içine yarıyor aslında demokrasi... ...kavramı. Ee, Fischer Ames... ...diyor ki bütün despotizmler... ...içerisinde demokrasi en az... ...dayanıklısı olmakla birlikte... ...en kötüsüdür. Yani... ...despotizm yönetimlerin içinde... ...bir de demokrasi vardır diyor. Demokrasi de bir despotizm yönetimidir... ...diyor. Ama bu çok en az... ...dayanıklısı olan... Dayanaksız olan demokrasidir diyor. Dayanaksız olmasına rağmen de diyor en kötü despotizm demokrasidir diyor. Maxwell Allen e, Lerner'ın e, sözü demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiği insana katlanmak zorunda olmaktır. Çoğunluğun idaresi diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir. Gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. Çoğunluğun tiranlığı topluma bir topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır diyor John Stuart Mill. Walter Lippmann ise politikada çoğunluk kuralının haklılaştırılması onun ahlaki açıdan doğru olduğunu göstermez diyor. Evet günümüzde ne dönüyor? Söylenen şey şu. Bu söz onun için önemli. Halkın şu kadarının oyuyla biz milli iradeyle şu noktaya geldik. Dolayısıyla buna karşı çıkamaz. Bunu karşı çıkarsan suçlusun. Oysa halkın yüzde yüzü de söylemiş olsa bir şey yanlışsa yanlış doğrusa doğrudur. İnsanlar demokrasi mekanizması içinde farklı e, gerekçelerle yönlendirilebiliyor ve istemediği bir e, e, kadroyu da iktidara ya da tepe noktaya getirebiliyor. Onu göreceğiz inşallah. Ee, Çoğunlukçu demokrasi halkın egemenliği olarak ifade edilen doktrin içerisinde en yetersiz ilke olarak görülmektedir diyor Bernard Crick. Ee, başka bir örnek Kennedy'nin bir sözü var Amerikan başkanlarına o da uygulayıcı olan birisi teorisyen değil ama demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikelidir diyor. Herkes aynı derecede e, ilim sahibi midir ve oradaki cehalet ne anlamda yani e, depolitize edilmiş olan e, devlet yönetiminden yani de politikadan uzaklaştırılmış olan şartlar itibariyle yaklaştırılmayan insanlar acaba konu hakkında bilgi sahibi olma olmayan bu insanlar ne kadar bilgi, e, doğru kararlar verebilirler buna bakmak lazım bireysel çıkar değil asıl grup çıkarı tehlikelidir diyor. Frederick von Hayek. Ee, bu şahsın e, demokratik yöntemlerin kabul edilmesi ile birlikte devletin gücü üzerinde sınırlamalara gerek olmadığı düşüncesi trajik bir yanılgıdır. Bu demokratik olarak seçilmiş bir yasama organının devleti kontrol altında mümkün olacağı inancını yerleştirmiştir diyor. Ee, aynı zamanda ve demokrasi ümit edildiği gibi tiranlığı ve baskıya karşı insanların güvenliğini sağlayacak bir sistem olamadı diyerek de demokrasi teorisinin gelmiş olduğu noktayı e, gözler önüne seriyor. Parlamentoların kapıları fakirlere kapalıdır diyor Ovid. Hakikaten de öyle değil mi? Yani Mecliste kaç tane fakir milletvekili var? Ya da kaç kişi, kaç tane fakir, fakir e, insan siyaset içinde üst kulvarlara yükselebiliyor? Mutlaka belli bir zenginliğe ulaşması lazım e, ki daha sonra para parayı çekebilsin. Öripides diyor ki kanunları zenginlerin çıkarı için yapıyorsunuz. Demokraside de zenginlik konusu, zenginlik fakirlik konusu bakın şeyden beri e, eski Yunan'dan beri Aristo, Eflatun'dan bu yana devam eden bir şey. Zenginlik, fakirlik olayı. Oradan beri zenginler mi yönetmeli, fakirler mi yönetmeli, fakirlerin yönetimi aslında e, Aristo'nun, Eflatun'un bunların görüşleri demokrasiden yana değil demokrasinin kötü bir yönetim olduğunu söylüyor bunlar. Yani doğru bir yönetim biçimi değil diyor, diyorlar. Farklı bir açıdan diyorlar tabi. Demokrasi teorisyenlerinden en önemlilerden bir tanesi de Montesquieu. O da diyor ki demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir: aristokrasiye dönüşen eşitsizlik ruhu, despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu. Şimdi günümüzde en iyi bir şekilde ifade eden nereden birisi de bu olmuş, bu söz olmuş, bu sözle ifade ediliyor. Demokrasi mekanizması içinde aslında aristokrasi nin öngörmüş olduğu bir kadro sıyrılıp üst plana çıkabiliyor ve toplumun tamamının eşitliği adı altında eşitliğini sağlama adı altında bütün toplum üzerine tam bir zaptu rapt e, uygulayarak baskı oluşturabiliyor e, Montesquieu aslında demokrasinin bu niteliğine bu yola kapı açacak olan niteliğine işaret etmiş oluyor Eflatun diyor ki demokrasi despotizme dönüştür Eski Yunan'da demokrasi teorisyenlerinden birisi bu. Yine aynı Eflatun demokrasi diktatörlerin bahanesidir diyor. Bütün diktatörler yeryüzünde günümüzde de öyle değil mi? Yani hepsi demokrasiyle yönetiliyor. Esed Suriye'de demokratik seçimlerle iş başında. Ee, Mısır'da darbe yapan Sisi de, sandığa gitti. Halkın oylarıyla iktidara geldi. Demokrasi gereği yaptı. Yani öyle diktatör falan değil adam. Saddam öyle değil miydi yani? Şu anda Irak'taki yöneticiler aynı şekilde değil mi? Ya da bu dünyanın başka yerlerinde. Neresinde olursa olsun. Yani Rusya'daki despot olan Putin demokratik seçimlerle iktidara gelmiyor mu? Bugün Çeçenistan'da Rusya'nın kuklası olan Kadirov'da sandıkla e, yönetime gelmiyor mu? İnsanların dizlerine çivi çakarak Müslümanların diz bağlarını o şekilde parçalayarak öldüren, ölüme terk eden bir zalim. Hepsi, bütün diktatörlerin bir bahanesi var gerekçesi var. Demokrasi demokratik seçimler yoluyla iktidara geldik diyor. Dolayısıyla demokrasi diktatörlüğü önleyen değil, aslında diktatörleri, diktatörlüğü perdeleyen bir mekanizma halinde de demek ki dönüşebiliyormuş. Eflatun diyor ki yine başka bir sözünde demokrasinin esas prensibi halkın hakimiyetidir ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi aristokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Kim iyi nutuk atarsa o başa geçebilir. Oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebileceği zannedilir. İşte demokratik mekanizmanın e, özelliği bu. E, Aristo yine eski Yunan filozoflarından demokrasi despotizmin en ileri şeklidir diyor. Aynı Aristo demokrasi fakir ve mülk sahibi olmayanların iktidar oldukları zamandır diyor. İktidar elde eden kişiler genelde farkındaysanız geçim sıkıntısından başka bir şey düşünemeyen, yapınlarını tartıp ona karşı tepki koyamayan geniş kitlelerin oylarıyla iktidara geliyor. İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür ancak kötülerin en iyisidir diyor yine Aristo. Ünlü Alman devlet adamı Bismarck, Otto von Bismarck, ''Yasalar sosis gibidir, nasıl yapıldığını görmemek daha iyi olur.'' diyor. Demokratik sistemde yasaların nasıl işlediğini, nasıl yapıldığını ortaya koyan e, ilginç bir yaklaşım tarzı. ''Sosis gibidir.'' diyor. ''Görmezseniz ağzına iyi bir tat varmış gibi gelir ama onu görmemen lazım.'' diyor. ''Görmezsen iyi gelir sana.'' diyor. Arka, demokrasinin arka plandan neler döndüğünü görmediği için kitleler o sosis'i yiyorlar. Ee, Stalin'in bir sözü var demokrasiyle ilgili. Stalin'in e, ne kadar büyük bir e, zalim ve diktatör olduğunu sanırım dünyada bilmeyen yok. Ama bu konuda ilginç bir söz söylemiş. Diyor ki insanların aslında en doğru sözde bu söylemiş. Yani insanların diyor seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir. Yani demokrasinin yaptığı şey aslında şudur. Ey insanlar siz seçiyorsunuz. yani Siz oy veriyorsunuz. İnsanlar oy verdiğini bilse yetiyor. Onlar için önemli olan, kitleler için, kitleler için önemli olan bu. Aslında onların e, oy veren insanların herhangi bir şeye karar verdiği falan yok. Sadece sandığı oy veriyor ve bunu bilmiş olması onu tatmin ediyor. Bunu sağlayan da kim? Demokrasi. E, Louis Borks diyor ki demokrasi istatistiklerin istismar edilmesidir. Oscar Wilde'nin çok ilginç bir sözü var. Demokrasi halkın halk tarafından halk için sopalanmasıdır. Kendi bizim başımıza gelenler kendi ellerimizle yapıp ettiklerimizdendir. Öyle değil mi? Ee, bir tane daha örnek verilerek bu bahsi bitirmek istiyorum. Ee, demokrasi teoride güzel pratikte yanlış bir düşüncedir diyor. Bu da kim? Ee, Mussolini. İtalyan diktatörü. Hitler'le aynı dönemde yapan Mussolini. Böyle diyor. Ee, Lincoln köle olmayı istemediğim gibi köle efendisi de olmak istemem. Benim demokrasi anlayışım budur diyor. Uygulamada demokrasinin böyle bir ideal taşıması gerektiğini söylüyor ama Demokrasi e, en az nefret ettiğiniz adaya oy verme özgürlüğüdür diyen Robert Byron e, demokrasi konusunda e, fazla bir seçeneği insanların kitlelerinin fazla bir seçeneğinin olmadığını ifade ediyor. Son olarak bu konuda Necip Fazıl'dan bir örnek vereyim. Demokrasi diyor Necip Fazıl kendini çölde hayal edenlerin serabıdır. Yaşanmaya değer hayatı bul ve ölümsüzlüğe geç. Yani demokrasinin peşinden sürüklenme. O bir seraptır çölde karşılaştığım bir seraptır. Sen diyor sana hayat verecek olan suyu bulup onun peşinden gitmen lazımdır gibi bir görüşü var. Şimdi ee, milletin egemenliğini kullanması meselesi var. İrade'nin dayanacağı irade ne olmalıdır konusu var. Tabi. İradenin, demokrasi teorisinde iradenin dayandığı irade, idari yönetimin, idarenin, yönetim sistemin dayandığı irade, halkın iradesidir. Burada milli e, egemenlik kavramı diye bir şey ortaya çıkarılmış. E, i̇ktidar ne tür bir mekanizma ile elde edilip e, yürütülürse yürütülsün, bireyin ve toplumun e, devlet nezdinde ya da devletin birey ve toplum nezdinde hangi konumu elde edeceği, nasıl bir yetkiye haiz olacağı, bütün bunlar milli egemenlik, milli irade kavramıyla ifade edilmesi gerekir şeklinde bir e, yönetim örgütlenmesi şekli var. E, Tabi e, Müslüman için iradenin dayandığı idarenin dayandığı irade vahiy e, ama demokrasi için e, bu beşerin aklıdır beşerin inisiyatifidir. Ancak burada temel bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi e egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor ya ve sonra milletin egemenliği hiçbir kayıt ve şart altına alınamaz deniyor ya. Aslında milli egemenlik tamamen kayıt ve şart altına alınıyor. Neden? Çünkü deniyor ki millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır. Türkiye'de bu yetkili organlar nedir? Yetkili organlar sadece parlamento değildir. Parlamentonun dışında yetkili organlar da vardır. Egemeniyi kullanması mesela e, Milli Güvenlik Kurulu böyle bir yetkili organdır. Onun dışında yargının üst e, yüksek yargı böyle bir yetkili organdır yasama üzerinde bile etkileyebiliyor. Yasaları iptal edebiliyor, değiştirebiliyor falan. Yani yeni bir şey ortaya çıkaracak şekilde uygulamaya yol açacak şekilde kararlar verebiliyor. İşte ordunun böyle bir gücü vardır. Ee, elit tabakanın yani para bakımından zengin olanların böyle bir gücü vardır. Onlar için bazı kapılar açılır. Yetkili organlar sayılmış olan, yasal olan ve yasasız olan yetkili organlar vardır. Ve millet aslında iradesini bu yetkili organlar eliyle kullanacağı için bunlardan sadece bir tanesi milletin seçtiği parlamento orada da pek çok kısıtlamalar olduğu için aslında egemenlik milletin egemenliği de kayıt ve şart altına alınmıştır. Parti başkanlarının bu konuda tam bir inisiyatifi vardır. Milli egemenliği temsil eden siyasal partilerin liderleridir. Siyasal partilerden de bir tanesi iktidar olursa aslında bütün milli egemenliği bir tek Siyasal Parti'nin lideri temsil etmiş oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi millet e, egemenliğini kullanırken bunu nasıl kullanacak? Vekalet vererek, temsil sistemiyle kullanacak. Çünkü insanların tamamı belli bir yere gelip belli bir yere toplanıp Hadi şu işimizi halledelim. Nasıl halledeceğiz? Karar verelim. Şöyle bir sorunumuz var. Bu sorunumuzu şunu da çözelim. Ya da şu işleyişi şöyle bir yasa çıkararak yürütelim diye karar verecek durumda değil. Bu mümkün değil yani. Türkiye'nin nüfusunu düşünün. Bu kadar nüfus bu e, kararı verebilecek durumda değil. Bir araya toplanması mümkün değil. Mümkün olmadığı zaman ne oluyor? Temsili demokrasi sistemi geliştiriliyor. Vekalet veriliyor. İşlerinden bir tanesi yani bazı gruplar var. O gruplara Vekalet veriyorsun. O gruplar nedir? Geçen hafta gördük. Siyasal partiler yasasına göre ve anayasaya göre demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru siyasal partilerdir. Siyasal partiler olacak. Seçmenler orada da kısıtlama var. Akıl bali olanlar e, seçemiyor. Belli bir yaşa gelen seçiyor. Seçmenler partilere oy veriyor ve partilere aday olanlar da nereye gidiyor? Meclise. O meclise gidenler yasa çıkarıyor. Şimdi mekanizma bu. Temsili demokrasi. Peki bu temsili demokraside milletin iradesi nasıl kayıt ve şart altına alınıyor? İşte onu görelim şimdi. Şöyle kayıt ve şart altına alınıyor. Evvela mekanizmada siyasi parti liderlerinin dediği dediktir. Yani hiçbir siyasal partide siyasal parti liderine rağmen bir şey yapılamaz. O parti liderini etkiden bazı kişiler vardır ama neticede nihayetinde hele hele iktidar olmuş olan, hele hele belli bir güce ulaşmış olan siyasi parti liderleri siyasi bir başarı gösterdiği için ona rağmen hiç kimse söz söyleyemez. Dolayısıyla halkın temsilcisi olarak parlamentoya seçilecek olan milletvekillerinin tamamına siyasal parti liderleri karar verir. Halk karar veremez. Yani o partinin üyeleri, o seçmenler diyemez ki ben falancı kişiyi e, temsilcim olarak memle, e, meclise gönderiyorum. Yani 10 milyon oy toplasınlar kendi arasında. O kişiyi gönderemezler. O kişi ya bağımsız aday olacak ya da bir siyasal partinin içinde girecek. Bağımsız adayların Türkiye'de çok fazla bir şansı olmuyor. Öyle bir kitlesi yok arkasında. İster istemez organize olmuş olan örgütlenmiş olan siyasal partilerden aday olacak. Peki herkes aday olabiliyor mu? Yani adaylık için işte pek çok kriter var, para kriteri var, başka kriterler var. Az kişi aday olabiliyor. Adayların içinden de hepsi seçiliyor mu? Siyasal partinin lideri kimi tercih ederse onu aday aday olarak gösteriyor. Sandığa giden kişiler sadece oy veriyor. O kadar. Seçilenler meclise gitti. Peki bunlar milli iradeyi nasıl yansıtacaklar? Nasıl gösterecekler? Millet adına yasa çıkaracaklar. Öyle değil mi? yasalar nasıl çıkıyor? Şöyle çıkıyor. Hükümet bir yasa tasarısı getiriyor. Hükümetin yasa tasarısı demek de aslında e, siyaset partinin liderinin, başbakanın, işte hükümet başkanının görüşü demek. Genel anlamda bu demek. Ya da bakanlar kurulunun içinden birkaç etkin olan kişinin görüşü demek. Buna rağmen bir şey olmaz. Muhalefet yüzde yüz isabetli bir yasa teklifinde bulunsa bile eğer o İktidar partisinin işine gelmiyorsa ya da iktidar partisinin liderinin işine gelmiyorsa o yasa olarak meclisten geçmiyor. Milletvekilleri belli bir sayıdaki milletvekilleri yasa teklifi verebiliyor. E, işleyişte kural olarak böyle, sistemin kuralı olarak böyle ama o gerçek anlamda değil. Eğer siyasal partinin lideri tarafından onaylanmıyorsa ya da liderlik kadrosu tarafından onaylanmıyorsa o yasa teklifinin bir anlamı yok. Mecliste gündeme bile alınmayabiliyor. Ya da deniyor ki sen bu teklifte bulunamazsın. Bulunursan bir dahi seçimde aday olamazsın. Ya da tavır alırız. Getiremiyor. Neticede meclise gündemine getirilen yasalar nedir? Siyasal partinin yönetici kadrosunun okeyinden, onayından geçmiş olan yasalar. Peki meclise geldiğinde ee, meclis komisyonlarında bunlar görüşülüyor. Meclis komisyonlarında kim ağırlıktadır? İktidar partisi ağırlıktadır. İktidar partisi ağırlıkta olduğuna göre iktidar partisinin e, onayladığı bir şekle bürünmesi lazım o yasanın. İktidar partisi de aslında partisinin yönetim kadrosuna bağlı olduğundan dolayı o komisyonlardan geçecek olan yasalar partinin liderinin ya da liderlik kadrosunun okeyinden geçmiş olan yasalar oluyor. Meclisin yapmış olduğu şey şu, ne nihayetinde parti liderliğinin önüne getirmiş oldukları metni onaylamak. Bundan ibaret. E, bunu yapmayabilir mi? Eğer parti disiplini diye bir şey var. Grup kararı diye bir şey var. Bu grup kararı alınırsa gruba itiraz edemiyorsun. E, meclisteki o gruba, partinin, siyasal partinin, milletvekillerinin hepsi o yasaya oy vermek zorunda. Ya da parti disiplini var eğer partinin kararına karşı çıkarsan o partiden atılabiliyorsun. Yaptırım uygulanabiliyor. Partiden atılmak demek bir dahaki seçimlerde aday gösterilmemek demek. Aynı zamanda yani fiilen o demek. Yani başka bir partiye geçebilir ama o parti niye onu göstersin ki? Yani başka kendi adamları vardır. Neticede iş varıyor. Milli irade temsil mekanizmasıyla aslında birkaç kişinin iradesine dönüşüyor halk oy verip kendi kendini yönettiğini zannediyor. Beni yönetsin diye getirmiş olduğu kişiler de aslında kendi tercih ettiği kişiler değil. Başka alternatifi var mı? Yani çok en adil, en alim, en bilgili, en mükemmel insan mı parti yönetimlerine geliyor? Yoksa belli çevrelerde çıkarı olan ya da siyasal parti liderliğinin, liderlik kadrosunun yönetebileceği, çekip çevirebileceği onun dediklerini yapan insanlar mı belli noktaya getirilebiliyor? Ben bütün bu kadroların tamamını itham ediyor değilim ama mekanizmada bu şekilde pek çok örneği biz görüyoruz. Mekanizmanın işleyişi bu şekilde e, gidiyor. Şimdi tabii e, yetkili organın temsili meselesinde böyle bir şey var, böyle bir sıkıntı var. Milli irade kayıt ve şart altına alınmaz derken aslında milli irade gördüğümüz gibi tam bir kayıt ve şart altına alınıyor. Başka kayıt ve şartlar da var aslında. Farklı siyasal tercihlerin temsil edilememesi sorunu var. Yani toplumun yüzde yüzü de istese bu ülkede e, hakim olan ideolojinin siyasal sistemin dışında. O siyasal sistemi değiştirecek tarzda bir başka bir siyasal yapılanma oluşturabiliyor mu? Hayır. Böyle bir imkanı yok. Böyle bir şansı yok. Geçen hafta bunun yasalarını onun için bunu anlatmadan önce o yasaları anlatmamış sebebi buydu. Hemen o siyasal akım durduruluyor. Yine ee, başka bir şey insanların ee, özellikle inanan insanların İlahi iradeye göre bir yapılanma içine girmesi durumunda da bunlar önlenebiliyor, engellenebiliyor. Peki bu niye böyle oluyor? Hani demokrasi hani özgürlüktü, demokrasi halkın kendi kendini yönetmesiydi. Demokraside milli irade temsil edilirdi. Demokraside insanlar kendisi karar verdi, verirdi, sistemin nasıl yönetileceğini. Aslında demokrasi demiş olduğumuz şey bize sunulan şekliyle değil. Tarih boyunca görülen iki tane ana yönetim sistemi vardır. Bir tanesi gerçek anlamda insanların e, fıtratlarına uygun yönetim biçimi ki o ilahi iradenin biçimlendirmiş olduğu yönetim sistemleri. Onun dışında da beşerin uydurduğu yönetim sistemleri. Bunların tamamı da monarşidir. Tamamı monarşidir. Niye monarşidir? Yani demokrasi dediğimiz şey de aslında monarşidir. Niye öyledir? Şimdi onu göreceğiz. Monarşi aslında e, bir yönetim biçimi değil, bir niteliktir. Monarşi dediğimiz tekin yönetimi, tekil yönetimdir. Tek olan bir şeyin yönetimi. O tek olan şey bir e, şahıs da olabilir, bir sınıf da olabilir, bir aile olabilir, bir zümre olabilir, bir e, toplumsal kesim olabilir ya da bir ideoloji olabilir bir anlayış tarzı olabilir eğer Tekin yönetimi varsa bunun adı kelimenin tam anlamıyla e, monarşidir tarih boyunca bu monarşiler beş ana kategoride gözükmüştür bir tanesi mutlak monarşilerdir mutlak monarşide bir tek şahıs vardır o şahıs ne derse o olur ağzından çıkan yasadır ya da belli yasalar olsa bile yapılsa bile o şahıs o yasayı istediği gibi uygulayabilir İstediği zaman istediği yasayı da çıkarabilir Günümüzde mutlak monarşiye yüzde yüz bir örnek istiyorsanız işte Kuzey Kore'nin yönetim biçimi mutlak monarşidir. Yani dediği her şey yasadır. İnsanlara en son yaptı, adamın en son yaptığı şeylerden birisi de kendi adından olan herkese ismini değiştirme mecburiyeti getirmiş. Ülkede benim adım tek olacak. Öyle bir kural getirmiş. İşte mutlak monarşi böyledir. Böyledir yani ağzından çıkan her şey yasadır aristokrasik monarşiler vardır. Bunlar aslında bir soylular sınıfı demektir. E, belli bir soylu aile, soylu sınıf genelde aile olur bu. İktidarı ele geçirir ve yönetir. O soylu sınıfın aristokrat sınıfın dediği neyse o olur. Yönetim bunun elindedir. Bak bir tekillik var. Bir sınıfın egemenliği vardır. Sınıf egemenliğinin başka bir şekli üçüncü bir yönetim e, monarşi türü o da oligarşik e, monarşiler burada da genelde bir zenginler sınıfı olur. Yani o da bir sınıf egemenliği ama asıl e, özelliği zenginler sınıfı. E, oligarşik monarşiler e, eski Yunan'daki zengin, toplumu zenginler yönetmelidir. Anlayışının da aslında bir uzantısıdır. Bütün yönetim, toplum toplumun bütün işleri, devletin bütün işleri aristokrasi'de ve oligarşide işte o sınıfların egemenliğindedir parlamenter monarşi diye bir şey var. Bu arada şunu söyleyeyim. Mutlak monarşiler aristokrasi ve oligarşi monarşilerin e, içinden bir şahsın e, sivrilerek bütün bir e, mekanizmayı ele geçirmesiyle e, oluşan bir yönetim şekli de olabilir. Ya da bir darbe yoluyla ya da toplum içinde başarmış olduğu bir şeyden dolayı ön plana çıkıp iktidara getirilmiş de sonra bütün kontrolü ele geçirmiş olmasıyla da oluşabilir mutlak monarşiler. Çağdaş monarşilerden bir tanesi de dördüncü bir monarşi türü olarak söyleyeyim. Parlamenter monarşi. Parlamenter monarşi konusunda en büyük önemli örneği Maurice Duverger'in geliştirmiş olduğu ya ya da tanımlamış olduğu bir şey bu. Fransa ve Amerika sistemleridir. Halk sandığa gider kendini seçecek parlamentoyu temsilcileri seçer. Ondan sonraki seçime kadar e, o parlamento halk üzerinde tam olarak egemendir. Yani halkın dediklerinin bir önemi yoktur. Toplumsal tercihlerin çok fazla bir önemi yoktur. Aslında bir sonraki seçime kadar o yönetir. Zaten Maurice Duverge e, Fransa başkanlarına ve Amerika başkanlarına seçimle gelen krallar tabirini kullanmıştır. Parlamentonun monark olması ya da e, vekillerin asıllar üzerine egemen olması sistemi. Aslında bizim ülkemizde de vekiller asıllar üzerine bir noktada efendidir. Çünkü vekiller seçildikten sonra aslında çok da fazla asılların ne dediğini umursamıyorlar. Onların umursamış oldukları şey onların da üzerinde olan partilerinin yönetim kadrosunun dediğidir. Onu az önce söylemiştik. Bir de siyaset bilim, teori, bilimin tarihinde daha önce kullanılmamış olan bir terim onu ben kullanıyorum. bir süredir. Demokratik monarşizm demiş olduğumuz bir şey. Demokratik monarşizm de bir ideolojinin monark hale gelmesidir. Türkiye'de e, cumhuriyetin ilk yıllarında e, bir şahıs monark haldeydi. Mutlak monarşi vardı aslında. Bir şahıs monark haldeydi. Sonra o şahsın ölümüyle birlikte o şahsın ilke ve inkılapları doğrultusunda, görüşleri doğrultusunda geliştirilmiş olan Kemalizm ideolojisi tekil bir yönetim biçimi oluşturmuştur. Yani aslında Türkiye'deki demokrasi bir ideolojinin çizmiş olduğu çerçeve içinde, o ideolojinin hakimiyeti altında, o ideolojinin öngörmüş olduğu perspektifte, istikamette çizmiş olduğu sınırlar, ve oluşturmuş olduğu kalıplar dahilinde yürütülüyor. O ideolojinin tekil bir hakimiyeti var. Onun dışında başka bir e, sistem yönetime getirilemiyor. Bu, ama demokrasi adı altında yapılıyor bu. Demek ki aslında bir monarşi var burada. Bir tekil yönetimi, bir tekin yönetimi var. O tekin yönetimi demokrasi adıyla yürütüldüğü için ben işte ben ona demokratik monarşizm diyorum. Türkiye'deki sistemde tam anlamıyla demokratik monarşizmdir. Tabi ee, monarşik yönetimlerde hukukun genel nitelikleri yoktur. Hukuk devlet, monarşik yönetimler hukuk devleti olmanın gerekleriyle bağlı değildir ve monarşik yönetimlerde tam olarak beşerin beşere, insanın insana hükmetmesi vardır. İşte bu hükmetmeden dolayı biz e, ne yapıyoruz? E, milli iradenin gaspı meselesi üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Milli irade ee, aslında toplumun iradesi gasp edilmiş oluyor. E ee, egemenlik milletindir dedik. O milletin ait olmadığını biraz önce birkaç örnekle göstermiş o, o göstermiştik. Milletin bu egemenlik hakkı e, parlamentoda e, oy vermekle kullanılıyor. E, ama aslında millet oy verme işini de sadece kendine belirtilmiş olan, izin verilmiş olan alanlarda yapabiliyor. Yani deniyor ki şu alanlarda şu izin verilmiş olan siyasal partilere izin göstermiş olan şu adayların içinden birkaç tanesini seç yani toplam aday içinden kaç tane siyasal parti seçime giriyor? 10 tane. Mecliste kaç tane milletvekili var? 550. Her partinin 550 tane adayı var. Diyor ki işte 10 tane 5550 5500 e, e, milletvekili aday adayı. Bunlar içinden 550 tanesini sen seçeceksin. Belirlenmiş olan adayların içinden şunu ya da bunu tercih et şeklindeki bir irade milletin egemenliğini, milletin iradesini gösterir şekilde tanıtılıyor. Oysa ben onların hiçbirini seçmek istemiyorsam, ondan da öte o sistemi değiştireceksem, hakim olan ideolojiyi ben değiştireceksem, başka bir yönteme, yönetim biçimine geçmek istiyorsam, benim halk olarak, millet olarak böyle bir seçme hakkım ve yetkim var mı? Hayır, yok. Yani senin bu yetkin yok. Sen ancak belirlenmiş olan mekanizma içinde oy verebilirsin. Milli egemenlik eğer gerçekten varsa, milli egemenlik aslında şu olmalı. Millet kendisini kimin yöneteceğini de seçebilmeli de tabii. Kendisini kimin yöneteceğinden ziyade kendisinin ne ile yönetileceğini, nasıl yönetileceğini, hangi esaslara göre, hangi me sisteme, hangi mekanizmi, hangi rejime göre yönetileceğini de seçebilmeli. İşte can alıcı nokta budur arkadaşlar. Eğer gerçekten milli egemenlik diyorsa, milletin iradesi ile yönetim sistemi oluşturuluyor deniyorsa, bu milletin belirlenmiş olan adaylardan şunu ya da bunu tercih etmesi şeklinde olamaz. Tekrar ediyorum, millet eğer kendisini kimin yöneteceğini seçmesinden öte, kendisinin nasıl yöneteceğini de seçebiliyorsa, kendisinin hangi mekanizma içinde ne ile yöneteceğini, hangi rejime göre yönetileceğini de seçebiliyorsa, işte o zaman gerçekten milli egemenlik, milletin egemenliği, milletin iradesi var demektir. Ama bugün öyle mi? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Toplumun e, bunun olabilmesi için tabii egemenliğin, toplumun kimlik ve kişilik değerlerine uygun olarak yapılması toplumun kimlik ve kişilik değerlerine inanç kimlik ve kişilik değerlerine göre biçimlendirilmiş olması lazım e, böyle bir şey tabii ki yok böyle bir şey olmadığı için de e, milli egemenlik aslında sadece bir uydurmacadan ibarettir milleti Stalin'in dediği gibi halkı e, oy verdiğini hissettirmek için kullanılan bir e, sistemdir eğer millet seçmiş oldukları Vekillerde, vekiller, de, vekiller e, milletin seçmiş olduğu vekiller, işlerini milletin arzularına, isteklerine göre, inançlarına, öfüne, adetine, kimliği ve kişilik değerlerine göre, vekil tayin etmesinin niteliklerine göre ve metil tayin etmiş olduğu süre içinde sadece millet için çalışacak şekilde yapıyorlarsa, o zaman o temsilciler de milleti te, seç, e, temsil ediyor demektir. E, bunu yapmadıkları müddetçe de seçilen vekiller de milleti temsil etmiyor anlamına gelir. İşte ondan dolayı da zaten parlamenter monarşizm kavramı geliştirilmiş. Vekiller asıllar üzerine efendi olunca parlamenter e, monarşizm oluşuyor. Şimdi arkadaşlar buradan şunu anlamış oluyoruz. Demokrasi aslında bir hayaldan ibaret. Beyhude bir... E, yönetim biçimi vehhude olarak demokrasiyi bekliyoruz. Çünkü e, insanlara ilahlık iddiasını veren demokrasi e, niye? Çünkü beşer aklına dayanıyor. İnsan kendi hayatını yürütecek kanunları kendisi seçer deniyor. İnsanların ilah olmayacağı da bilindiğinden dolayı. Çünkü insanlar Jean-Jacques Rousseau ne demişti? Demokrasi ilahların toplumda uygulanabilir insanların tamamı ilah kadar mükemmelse demokrasi uygulanabilir. O insanlar böyle bir şey olmadığına göre ne olacak? E, demokrasi bir hayalden ibarettir. Temsili demokrasi demiş olduğumuz şey insanları başka bir şekilde e, diktatörlük ve baskı altına alan bir mekanizmadır. Ama insanlara bunu hissettirmiyorsun. Hissettirmeyecek yapıyorsun. Hissettirmeyerek yapıyorsun. Tabii demokraside başka bir şey daha var. Sadece tek parti iktidarı olmuyor. E, toplumun yeterli derecede kendi mekanizması içinde yeterli derecede oyunu alamayınca bir siyasal parti başka bir siyasal partiyle ne yapıyor? Koalisyon kuruyor. Bu da demokratik mekanizmanın bir gereği. Peki bu koalisyonda pazarlıklar yapılıyor. Bu pazarlıkların tamamı milletin çıkarına mı? Hayır aslında koalisyon şeklinde kurulan hükümetlerde o pazarlıkların ya da pazarlık neticesinde oluşturmuş olan koalisyon protokolünü yerine getirmek üzere iş yapıyor. Bu koalisyon protokolü yerine getirilirken milletin lehine olan işler de oluyor, aleyhine olan işler de oluyor. Çünkü neticede farklı ekollerden siyasal tercihler, siyasal yönelimler bir araya geldiğinden dolayı orada biraz ee, ikisinin bileşkesi ya da her ikisinin razı olacağı işler noktasında buluşuluyor. Bunlar milleti tatmin etmeyebiliyor. Bu açıdan da demokraside bir sıkıntı var koalisyon açısından. Ee, sistemin uhrevi yön bir yönünün olması sadece dünyevi bir yönünün olması insanları sürükleyen bir felaket. Bu felaketin itikadi noktada e, yansımaları da var. İnsanlar Esastan sapınca zaman içinde İslam en iyi demokrasidir ya da İslam demokrasisi veya İslam ile demokrasi arasında bir sıkıntı yoktur gibi bir anlayışa e, bürünebiliyorlar. Oysa İslam'ın kendi mekanizması ile demokrasinin kendi mekanizmaları arasında e, hiçbir benzerlik uyuşma yoktur. Mesela demokrasideki parlamenter sistem İslam'daki şura gibi değildir. Demokraside siyasal partilerin liderlerinin ya da yönetici kadrolarının az önce söyledik seçmiş olduğu İslami anlamda ehliyetli ol olmayan pek çok vekil bir araya gelir. Parti programına ya da partinin genel anlayışına göre bir faaliyet yürütür. Yani o mekanizma onu gerektiriyor ama İslam'da herkes ee, şura'ya dahil olabilir mi? Belli bir ilmi seviyesi olacak, belli bir teknik ilmi. En azından teknik istişare yapılacaksa o işin uzmanı olacak. Onlar ancak istişare kuruluna girebilirler. Bir kere buradan bir e, şey ayrılık var. En önemli ayrılıkta birisi insan aklına dayanıyor, birisi de vahye dayanıyor. Demokrasilerde vahim bir önemi yoktur. Demokrasilerde insanlar kendisi ilah olduğu için kendisini yönetecek yasaları da kendileri yaparlar. Bu açıdan İslam demokrasisi ya da demokrasiyi hoş görmek için onu İslam'a yamama şeklindeki bir anlayış son derece tehlikeli ve itikadi anlamda da sıkıntılı bir şeydir. E, netice itibariyle insanlar üzerinde uygulanan demokrasi hiçbir zaman insanlara saadet getirmemiştir, mutluluk getirmemiştir. Ee, hiçbir zaman temel hak ve özgürlükleri sağlayamamıştır. Çünkü demokratik mekanizmalar içinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, sınırlanması vardır. Ama bu kısıtlama, sınırlama başka insanların haklarını gasp edecek şekilde gasp etmeme noktasında değil, demokrasiyle getirilen ve o demokrasinin dayanmış olduğu hakim ideolojinin e, egemenliğini, hakimiyetini kırmayacak şekilde kısıtlamalardır. Sen e, sisteme karşı çıkamazsın. Sistem içindeki bazı uygulamalara karşı görüş beyan edebilirsin. Muhalefet yapabilirsin ama sisteme karşı bir muhalefet yapamazsın. Sisteme karşı muhalefetini içsel olarak söyleyebilirsin. Belki e, sözel de söyleyebilirsin bunu ama o sistemi değiştirecek bir mekanizma çalışma grubu oluşturamazsın. Onu oluşturursan işte önün kesilir. Üzerine çeşitli yaptılar yapıştırılır ve bir şekilde yakana yargı organları yapı, e, yapışır. Demokratik sistemde kuvvetler ayrılığı da sanıldığı gibi yoktur. De, i̇ktidarın gücüne göre diğer kuvvetler yol tayin eder. Yani yargı güya e, bağımsızdır demokratik sistemlerde. Ama aslında e, yargı o, organlarını kuran, oluşturan... ...işleyiş tarzını belirleyen yasaları yapan da kimdir? Hükümetlerdir, iktidarlardır. Ya da yargı organlarında görev yapacak insanları oraya atayan, atama şartnamelerini hazırlayan, kriterlerini belirleyen, onları görevden alan da kimdir? Yine e, o yargı organlarının içindeki mekanizmanın üst yönetimleridir. Peki o mekanizmanın işleyişini kim değiştiriyor? Yine iktidarlar değiştiriyor, yasayı değiştiriyor. Son zamanlarda bunu görmüyor muyuz? Görüyoruz. Yani günü birlik ihtiyaca binaen yasal değişiklikler yapılıyor. Yapılan değişik yeni bir ihtiyaç oluşturduğu zaman ona göre bir değişiklik yapılıyor. Kombile bir hukuk reformu asla yapılmıyor. İşte e, demokrasilerde adalet e, te ulaşılamamıştır bundan dolayı. Adalet sistemi hiçbir zaman sağlanamamıştır. Demokrasilerde insanların inançları, kimlik ve kişilik değerleri hiçbir zaman neşvi nema bulamamıştır, egemen olamamıştır. Demokrasilerde farklı türden bir baskı sistemi uygulanma uygulanmaktadır. Çünkü demokrasilerin dayanmış olduğunu iddia etmiş olduğu toplum sözleşmesi, toplumsal sözleşme demiş olduğumuz şey aslında gerçek anlamda toplumsal sözleşme değildir. Çünkü demokrasiler ifade edilirken şunu söyler söylenir. Toplum e, kend, insanlar bireysel olarak yaşayamazlar. Toplu halde yaşamak zorundadırlar. Toplu halde yaşayabilmesi için de devlet olmak zorundadırlar. Dolayısıyla bir toplum sözleşmesi kuramı oluşturulmuştur. Toplum bir sözleşme oluşturarak e, devlet e, ku, o, sözleşme ile devleti kurmuştur denir. Ancak uygulamada bunun iki tarzda görü, e, görüntüsü var. Şimdi bir tanesi işin doğru olan şekli. Doğru olan şekli şu. Gerçekten de e, insanla devlet mekanizması toplumun oluşturan bireylerin ya da bireylerin toplum içindeki kümelerinin kendi aralarındaki anlaşmasıyla oluşması gerekiyor. Şunu demek istiyorum. Bir devlet kurumu var bir de toplum var. İkisi bir araya geliyor. Kendi aralarında bir sözleşme yapıyor. Toplumun vazifeleri şu. Devlet olarak da vazifeler şudur. Şeklinde bir sözleşme değil bu. Toplum kendi içinden bireyler ya da etkin kişiler, kanaat önderleri bir araya geliyor. Kendi aralarından bir diyorlar ki biz devlet olmamız lazım. Bir devlet kurmamız lazım. Niye? Devlet çünkü bizim şu 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 işlerimizi yapacak. O işte e, milli geliri dağıtacak. Adaleti sağlayacak. Güvenliği sağlayacak olan işleri bir başkan seçecek. Yani şu dernek gibi düşünün. İnsanlar bir araya gelmişler, de bir dernek kurmuşlar. Ne yapacağız? Bu dernekte biz şu şu faaliyetleri yapacağız. Bu faaliyetleri yapabilmek için de bir tüzük hazırlıyor. Tüzüğüne uygun olarak da bir dernek başkanı seçiyor. Derneğin içinde sekreterini seçiyor, saymanlığı seçiyor, bir yönetim mekanizması kuruyor. Devleti de bunun büyük bir hali düşünün. İnsanlar bir araya geliyor ya da insanları temsil eden toplumsal kümeler bir araya geliyor ve devlet mekanizmasını oluşturuyor. O zaman devlet mekanizması, devlet örgütü, aygıtı bu sözleşmeye taraf değil. Toplum sözleşmesi adı üstünde toplumun kendi içinde yapmış olduğu bir sözleşme. Kendisiyle yaptığı bir sözleşme. Biz şöyle bir mekanizmayla şöyle bir devlet biçimi oluşturalım. Diye. Doğru olan şekil bu. Yanlış olan şekilde şu. Toplum sözleşmesi olarak bunu aslında anayasalarla sınırlandıran var. Anayasa bir toplum sözleşmesidir şeklinde sunanlar var. O daha kötü, daha dar bir şey. Bir devlet organizasyonu var. Onun arka planında bir kadro var. Derin kadro var. Bir de toplumun geri kalanları var. İşte o devlet aygıtı toplumla bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmada da devlet aygıtının oluşturmuş olduğu mekanizma, ideoloji, yasa, e, uygulama biçimi her neyse topluma takdim ediliyor. Bunu kabul ediyor musun etmiyor musun? Toplumun içinde seçmenlerinde de işte %50 artı 1'i bunu kabul ederse bu aslında toplum sözleşmesi olarak uygulanıyor ve topluma göre bir sistem kuruldu deniyor. Ben 12 Eylül sonrasındaki anayasa oylamasını hatırlıyorum. Bizim köyde anayasaya oy verecek olan 3-5 kişi ancak vardı. Ama yüzde hepsi anayasa olumlu oy verdi o dönemde. Ben çocuktum. Seçmen değildim o zaman. Ee, seçmen olsaydım da zaten o sandık başına gitmezdim. Ayrı bir şey de. Ama niye askeri yönetim karşısında köyümüzün adı çıkmasın da bize karşı bir yaptırım uygulanmasın da oy verdiler. Yani e, sadece topluma sunulan bir mekanizmayı ya da toplumun kabul ettiği varsayılan bir mekanizma ile toplum arasında bir anlaşma var diye sunmak toplum sözleşmesi demek değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda oluşturulan ideoloji, mekanizma, devlet yönetimi biçimi topluma mı sunuldu? Hayır. Bir monark geldi, bir ilke ve devrim sistemi oluşturdu. Ona uygun bir yönetim biçimi kuruldu. Ve o yönetim biçimi içinde insanlara daha sonra yani bütün her şey, herkes zaptu rapt altına alındıktan sonra o mekanizma içinde faaliyet gösteren siyasal partiler oluşturuldu ve topluma dendi ki buyurun bu partilerin içinden kendi az önce anlattığımız şekildeki mekanizmayla kendini yönetecek insanları bizim belirlediğimiz insanlar arasından tercih et. Bu kadar. E, o zaman bu toplum sözleşmesi demek değil. İşte toplum sözleşmesine dayandığını iddia eden e, sistemler de bu şekilde aslında gerçek anlamda toplum sözleşmesine dayanmamış oluyorlar. Bütün bunlardan sonra hasılı kelam diyoruz ki aslında e, ülkemizde uygulandığı şekliyle olsun dünyanın başka yerinde uygulandığı şekliyle de olsun demokrasi demiş olduğumuz şey en büyük en insanlık için en temel sorunlardan birisidir. Ülkemiz için daha önemli bir sorundur. Daha büyük bir sorundur. Niye daha büyük bir sorundur? Çünkü ülkemizde insanlar e, sadece ve sadece sandık başına gidenlerin e, geçerli oy verenlerin çoğunluğunu alanlar e, yeterli düzeye ulaşıyorsa iktidara gelebiliyorlar ve onların tamamı milli iradeyi temsil ettiği ileri sürülerek aslında e, tartışılmaz bir şekilde kararların, kararları tartışılmaz bir e, yönetim şekli, yönetim biçimi oluşturabiliyorlar. E, tekrar diyorum, eğer gerçekten milli irade varsa, bunu söyleniyorsa millet kendisini kimin seçeceğini değil, kendisinin nasıl yönetileceğini, neye göre yönetile, kendisini kimin yöneteceğini değil, Kendisinin nasıl yönetileceğini, neye göre yönetileceğini, hangi mekanizmaya göre yönetileceğini de belirlemeli. Sonuç olarak şununla bitirmek istiyorum. Müslüman insan daha çok demokrasi için değil, Allah'ın hükümlerine uygun bir yönetim biçimini kurabilmek için çalışmalı. Bunun ilk şartı da Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Çünkü daha çok demokrasi için çalışmak e, daha çok beşerin ilahlığı için çalışmak anlamına gelir. Vahiden daha çok ulaşmak anlamına gelir. Bizi e, yönetmek üzere kurulmuş olan bir ideoloji monarşizminin e, paryası, kölesi olarak yaşamaya devam etmek anlamında kullanılır. E, Türkiye'nin en büyük siyasal sorunlarından birisi de bu şekilde anlaşılıyor ki demokrasidir. Teşekkür ederim.